party like we shake champagne. Merhaba arkadaşlar, ben Kostan Serdar. Bugün sizinle edebiyat tadımlarında sihirli kapı modu inceliyoruz. Ya da herhangi bir yeri ışınlayan kapı modu. Bilmiyorum. Adından ikisinden birini koyarım herhalde başlayan. Hakkı abiyi de bayağıdır görmüyoruz ortalarda. Hatta matematiğimde 3 gündür çekmiyorum. Değil mi Hakkı abi? Evet abi, bayağıdır çekmiyorsun ya. Unuttum ya, sandım ha. Azizlere falan çekiyorsun sürekli. Evet, yok abi, seni unutur muyum ya? Lütfen. Lütfen. Lütfen abi, böyle bir şey düşünüyor olmasın. Şimdi ben biraz uzaklara gideceğim. Evet. Çünkü herhangi bir yere ışınlanmadım. Kapı aslında herhangi bir yere ışınlanma kapı modu. Kapı var çünkü. Olay, asıl olay kapı yani modun. Bakın, Voodoo'nun ya da Iron Door çıkartıyor bana, görüyorsunuz değil mi? Bunu yapmak için, hani bu kapı modunu yapmak için iki tane kapımız var. Aslında normal daha fazlaydı ama 1.7 versiyona geçince adamlar düşürmüşler modu kapısını, kapı versiyonu. Ve hani çok basit bir mod doğrusu. Anywhere Travel Door. Bunun yani gittiğimizde geri dönme şansımız var. Hani gidersek bir daha geri dönebiliriz. Bu böyle yapılıyor arkadaşlar. Bu kadar fazla item gidecek, çok fazla değil. Bu ne işe yarar mesela survival'ınızda? Bunu yap mesela, şimdi burada yaşadınız falan filan. Burada bir sürü odun falan kırdınız. Her şeyi yaptınız. Madene girdiniz. Her şeyi buldunuz. Artık ben burayı istemiyorum. Giriyorsunuz kapıdan içeriye. Minecraft'taki bloklar arasındaki herhangi bir yer ışınlıyor. Yanına da ışınlayabilir. Hemen şuradan. Şuradan şuraya da ışınlayabilir. Ama çok fazla uzaklara attığını söyleyebilirim. Hatta oyun bile kastırıyor. Evet. Bu da bunun geri dönüşü olabiliyor. Hani mesela girdin. Ben burayı şey yaptım mesela. Sevmedin. Geri dönüyorsun. Itemlerini tekrar alıyorsun falan filan. Hani geri dönme şansı oluyor bu mavi kapıda. Ama pembe kapıda ise bu şekilde yapılıyor. Daha ucuz ve geri dönme şansınız yok. Bir kere girdiyseniz asla geri dönemezsiniz. Bu şekilde duruyor. Asla değil aslında. Onun koordinatları dönebilirsin ama önemli olan bu değişimdir. Evet, kapımızı normal böyle koyuyoruz. Herhangi bir şekilde. Açıyoruz. Herhangi bir özelliği yok ki. İçine girdiğimizde ışınlıyor ve bir madene geldik. Evet, bakın madenler var burada. Güzel bir yer. Evet, hani direkt karşımıza Iron'ların çıkması ve hani madende birazcık da gezinelim. O bir sürü Iron var madende ama. Ve kaç blok atmış beni? Daha önceden girmiştim ben buna yanlışlıkla. 5000 kilometres. 5000 kilometre gitmişiz. Kaç blok oluyor bu? 5000 blok bir denk geliyor. Emin değilim. 1 blok 1 kilometre olmadığına göre daha fazlası olduğunu eminim. Evet, bakın maden gerçekten güzel, güzel bayağı maden. Şimdi ben madeni mesela yaptım. Maden de bitti. Geri dönmek istiyorum ben. Yapıp geri. Şunlardan döneceğim. Şimdi ben kapısını buradan açtığıma göre. Şöyle, evet. Geri döndük, evet. Buranın da koordinatlarını alalım. F3. Çünkü buraya tekrar geri dönmek isteyebilirim. TP 267 71 215. Tamamdır. Onu da yazdık. Bu da bir daha geri dönüşü olmayan bir yol açacak bize. Evet, gidikçe 4000 kilometre götürdü. 4500 kilometre gittik. Ve bizi bambaşka bir yerde ışınladı. Herhangi bir arkamızda etrafımızda kapı yok. Oraya geri dönme şansımız hiç yok. 4500 kilometre. Minecraft'ta ne kadar bloğa eşit bilmiyorum ama sanıyorum ki bayağı da fazla bloğa eşit. Güzel bir biyom mu? Ormanlık bir alan attı sonuçta bizi. Karşımızda hemen bir düzlük mü vardı? Ben yanlış gördüm? Yok, bayağı da değişik bir biyom aslında. Şurada bakın bir vadi var. Aslında biyom olarak gayet de güzel bir yer atmış. Biz tekrar geri dönelim elimize. Bu şekilde. Mesela bunu yaptınız. İçeri giriyoruz, tamam mı? Ben başka bir yer daha görmek istiyorum. Aynı yerden bir kere daha ışınlanma şansına sahipsiniz. 7695 kilometre. Ve kapı mı yok oldu? Yok, kapı yok olmadı. Beni bir vadinin içine attı. Ve 7600 kilometre daha gittik. Şuradan mı gireceğim? Evet. Şuradan girmem gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Buraya geldim. Buradan da. Hangi kapı? Şuradan. Evet. Şöyle. Evet. Evime tekrar geri geldim. Bu şekilde seyahat edebilirsiniz. Bu kapıda ise mesela daha değişik şeyler yapabilirsiniz. Buraya gireceğim tekrar. Buraya girdim. Ben burayı sevdim, sevmedim. Ama bir daha da geri dönmek istemiyorum aynı yere. Giriyorsunuz. Yine bir madende başlattı bizi. Buradan hemen bir çıkış yolu bulabilirsem.
Abi göremiyorsunuz ekranı şu an sanırsam. Ne kadar açık olsa da parlaklık. Hadi çıkalım. Evet çıktık. Burası da çöle attı. Çölün altındaki bir maden atmış bizi. Burası bayağı bildiğiniz çöl. Geri dönelimize. Bu şekilde seyahat edebilirsiniz. Bakalım. Anyway Travel Door bir daha kullanımda aynı yeri açacak mı? Hayır. Evet bir bug bulduk. Bir daha bir daha onu kullandığımda aynı yere atmıyor. Hep farklı farklı yerlere atıyor. Bunu fark ettim şu an. Bakın şimdi 12.000'lik bir yer gönderdi. 12.000. Oo! Okyanusun üzerinde doldurdu beni. Buradan var ya. Hiçbir şey yok ya. Hani yüzmem gerekiyor falan filan. Gibi lavın üzerinde falan başlatmıyor. Neyse. Modu anladık arkadaşlar değil mi? Güzel bir mod. Survival'da kullanılabilecek bir mod. Ama ne kadar destekli bilmiyorum. Attığı madenler gerçekten şimdiye kadar 2 tane maden attı. 2-3 tane attı. Hepsi de güzeldi bence. Bu mod tamam arkadaşlar. Mod serisine 700 like atmayı unutmayın. 700 tane like atın yani. Yorum atmayı unutmayın. Video paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Evet 5 dakika başladı. Etrafıma dikkatlice bakın. Bakın. Evet tek. Gidersiz. Like. Yine yeter, ya yeter ben vallahi bir daha geldim saygı. Tamam bir daha gel. Ama var ya çok komik. Beni nasıl buluyorsun ya?